Arkadaşlar yeni bir videodan hepinize merhaba. Umarım iyisinizdir. Bugün ne yapıyoruz? Bugün Linea'yı muayeneye götürüyoruz. Aracın fenli muayenesi geldi. Yola koyuldum ve aracı muayeneye götürüyorum. Sizlere kısım kısım bu süreçten bahsedeceğim biraz. Muayene istasyonuna gittiğimizde tekrardan video kaydını açmaya başlayacağım. Zaten bununla ilgili daha önce bir video çektik. Muayene öncesi nelere dikkat etmeliyiz? Neler yapmalıyız? Hangi tedbirleri almalıyız? Bunun hakkında video çekmiştim. Ona da yine kanal üzerinden ulaşabilirsiniz. Şimdi o halde yolumuza koyulalım. Evet, şimdi muayenelerimize geldik arkadaşlar. Sıra numaramızı aldık. Şöyle göstereyim hemen size kısa bir görüntü. Bekliyoruz. Son anda plaka lambası arıza ikaz yaktı ama bakalım sonucu göreceğiz. Evet, plaka lambamız son dakika arıza ışığı yaktı. Hep zaten böyle şanssızlıklar olur. Biraz vurdum ama düzelmedi. Büyük ihtimal ledlerimiz arıza yaktı. Ona baktıracağız. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Araç muayeneden çıktı. Muayene işlerimizi hallettik. Geçti mi? Evet, geçti. Çok şükür bir sıkıntımız olmadı. Sizlere daha önceki videomda bahsettiğim hususlara dikkat etmenizi tavsiye ediyorum. Araç geçti. Sadece hafif kusurlar var. Tabii ki bu hafif kusurlar ne? Hepinizin tahmin ettiği üzere işte kısa üzmeli far hatası, uzun üzmeli far hatası, motor no okunamıyor. Camlarımız sonradan filmle ve benim için şaşkınlık olan şey şu. Aracımızdaki ledler beyaz ancak onlara da hafif kusur girilmiş. Ne diye girilmiş? Yönetmeliğe uygun değil diye girilmiş farların rengi. Aklınızda bulunsun. Beyaz led xenonlarınız olsa dahi hafif kusur yazılıyor. Tabii ki araç muayeneden geçiyor. Bir sıkıntı yok. Biz de yine hafif kusurlu bir şekilde muayenemizi atlattık. Artık 2 sene sonrasına. Tabii 2 sene sonra ne olacağımız belli değil. Bu araç olacak mı olmayacak mı o da belli değil. Ancak şu anlık böyle. Muayene esnasında görüntü pek fazla almadım. Gizlilik olduğu için. O yüzden muayenenin bitmesini bekledim. Ancak şöyle bir olay yaşandı. Araçla ilgili tabii ki. Bildiğiniz üzere daha önce kronik problemler hakkında bir video yapmıştım ve yine üstüne basa basa söylüyorum. Bu gruplarda plaka lamba arızası çok. Tam muayene gireceğimiz esnada şans mıdır, kader midir, tesadüf müdür? Aracımızın göstergede zaten şu anda hala var. Sarı ampul, yani ampul patlak, ikaz lambası yandı, arıza lambası yandı. Ben tabii ki öncelikle bir baktım sağına soluna. Herhangi bir sıkıntı da yok. Bütün ampullerimiz çalışıyor. Ancak neden yandığını anlamadım. O yüzden şu an elektrikçime doğru gidiyorum. Aksesuarcıma. Çözülmesi açısından. Bakalım ne olacak, ne bitecek. Onu da yine göreceğiz. Tabii ki konumuzun başlığı bu değil. Sadece sizlere bilgi olsun diye paylaşıyorum bu bilgiyi. Bu araçlarda böyle ampul patlaması ya da göstergede ikaz vesaire olabiliyor. Özellikle sonradan led takılan araçlarda. Sonradan takılmasa bile orijinal ampulü patlayabiliyor yani çok sık. Bunu unutmayın. Önlem olarak da tabii ki ne yapıyorduk? Aracın farları yanık pozisyonken stop edip çalıştırmıyorduk. Aracın farları kapalı konumda yapacağız bunu. Ne kadar elektriği kesse de araç. Muayene hakkında sormak istedikleriniz varsa özelden yazabilirsiniz. Instagram üzerinden ya da yorumlar kısmında cevap vermeye çalışacağım sizlere. Umarım beğendiğiniz bir video olur. Kısa bir bilgilendirme ve vlog şeklinde bir video olacaktı zaten bu. Çok fazla uzun tutmayacağım o yüzden. Şimdiden kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, videoma yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize şimdiden iyi seyirler diliyorum. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.